videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bir cumartesi akşamı biz yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konumuz Talas. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Talas için yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları konu almak istedik bugün. Konuklarımız Necla Çelebi Erkaya ve dernek yöneticilerimizden Şafak Altınay Çivici. Bu arada Necla Hanım da dernek başkanımız. Hoş geldiniz Şafak Hanım, hoş geldiniz Necla Hanım. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Ne güzel benim için. Erkara olarak güzeltelim soyadımı. Erkara. Pardon Erkara. Evet şimdi ne güzel bizim Talas'ı konuşacağız. Evet bugün konumuz Talas. Ama ilk başta ben çok merak ediyorum. Bu dernekçilik nedir? Konumuz o şekilde ilerlesin. Dernekçilik evet. En iyi dernekçilerden de öğrenelim. Buyurun Şafak Hanım hemen başlayın. Dernekçilik güzel bir şey. Gerekli bir şey. Ama aynı zamanda zor da bir şey. Genelde dernekte işler bazen böyle birkaç kişinin üstüne kalabiliyor. Evet. Pandemi sürecinde dernekçilik daha da zor oldu. Toplantı yapamadık, genel kurullar olamadı. Bazı planlarımız vardı, onlar gerçekleşmedi. Ama dernekçilik bir ülkenin kalkınmasında çok faydalı olan bir şey diye söyleyebilirim. Ama çok az zamanda da ya elinize sağlık bu işleri de güzel yapıyorsunuz da takdir edenler de oluyor, etmeyenler de oluyor ama biz Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak iyiyiz, seviyoruz dernekçiliği. Özellikle çoğunluk diyelim, çoğunluk bayanlar ama dernekçilik erkeklerimizde var mı? Bizde karışık. Bizde karışık. Bay bayan karışık üyelerimiz. Yönetim de aynı şekilde. Bu sırf bayanların olduğu sivil toplum kuruluşları da var. Ama biz karmayız. Bundan da çok hoşnutuz. Çalışmalarımız gayet güzel devam ediyor. Gerçi bizim 5 kişilik yönetimde başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreterimiz Nazmiye abla 3 kadın, 2 erkek var. O yüzden bazen bizi kadın derneği sanıyorlar ama. Evet hani böyle dernek denince ilk akla gelen benim ilk aklıma gelen bayan. Bayan dernekçilik. Evet. Biz kadın derneği değiliz. Talas Tanıtım Derneği. Hadi yolunuz açık olsun. Ne güzel. Yani ama ikimizin başka bir kadın derneğinde de üyeliğimiz de var. Harika. Çok güzel. Kitlerde ama Talas karışık yani karma bir dernek. Çok güzel. Yolumuz açık olsun. Ne diyelim o halde. Peki Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2020 yılında tamamlanmış faaliyetler var. Biraz böyle araştırdığımda çok güzel şeylere imzalar atmışsınız. Özellikle Haziran'da Talas makarayla Maharetli kadınların şeyleri var. Bu konu hakkında biraz konuşabilir miyiz? Biz aslında Ali Bey ile değil mi? O Harman Meydanı'ndaki Harman Meydanı'ndaki hanımları ziyarete gidecektik. Ben aslında orada sizlerle tanışacaktım. Sizlerden bilgi alacaktım. Buradan Sema Karaoğlu hocama da çok selamlar gönderiyorum. Özellikle numarasını verdi ki davet etmişti. O sizlerin hakkında ben yazı yazmak istemiştim aslında. Bu konuyu çok merak ediyorum. Nasıl başladınız? Ne yaptınız orada? Nasıl gelişti? KİKDER, Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin ortak bir projesi Talas Maharetli Eller. Biz ben 4 yıldır başkanlığını yürüttüğüm bu dernekte her yıl hedefimizde bir kadın el emeği pazarı açmak hedeflerimiz arasındaydı. Fakat Haziran ayına kadar bunu bir icraata geçiremedik. Nisan ayında biz bir kooperatif kurduk 16 bayan üyeyle çok birlikte. Güzel. Ve Haziran ayında bunu gerçekleştirdik. Daha sonra
Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'la görüştük. Sağ olsun kendisi bize Harman Meydanı'ndaki her ayın ikinci pazarında, Antika Pazarı'nın olduğu yerde, her ayın birinci pazarında da bizim açmamız önerisinde bulundu. Fakat ilk pazara açtıktan sonra kendisi de gördü ki hanımların bu maharetlerini, evet, çok güzel talep görmesini ve üçüncü haftada açmak için bize izin verdi. Şu anda iki pazar açtık fakat hafta sonları pandemi nedeniyle kapalı olmasından dolayı bu pazarda faaliyetlerimizi yürütemiyoruz. Ama burada en büyük temennimiz bir kapalı mekanın bize tahsis edilerek günlük faaliyetlerimizin orada da devam etmesi. Evet, o da çok, evet, güzel, evet, olur. Evet. İnşallah bunu daha sonra dernek, bizim Maharetliler Kooperatifi Başkanımız Feride Hanım'la bir gün tekrar bir başka, İnşallah, programda, evet, değerlendirelim. Davet etmeliyiz. Evet, tabii ki de. Tabii ki de. Ben aslında onu da işte birlikte bu programa katılmasını Ali Bey'le görüşmüştüm ama 5 kişi olamayacağı için, evet, evet, pandemi ondan sürecinde, dolayı, evet, evet, zaten bence, normalde 3 kişiydik. Üç, daha, evet, sonra artık rica ile 4 kişiye, evet, çıktı. Onu, evet, bu faaliyetlerimizi orada 33 tane bizim kamelyamız vardı. Belediyemiz bunun sayısını 50'ye çıkardı. Ama o kadar çok talep alıyoruz ki hala form gönderen bayanlarımız var. Bazı kamelyaları ikiye bölerek de kullanıyoruz. Biz istiyoruz ki hanımlarımız özellikle de yazın üretsinler, bahçesinde üretsin, getirsin orada satsın. Çok güzel. Şafak Hanım, sizin şeyiniz yok, haberiniz yok bize. Geçerken Necla Hanım'la Ali Bey sağ olsun oraları hep gezdik. Gördük pazarınızı falan. Harman Meydanı'nı gezdik. Gündüz de bekliyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah şu pandemiden kurtuluruz da bu, evet, yazın. Orada inşallah, yani, yaza o güzel şeyler. Evet, evet. Çok sekte oraya pandemi geleceğiz inşallah. Ha, şey olarak Necla Hanım, size mi müracaat ediliyor? Oradan, evet, yer talep, evet, etmek için. Derneğe mi? Derneğe değil. Instagram'da Maharetli Eller sayfamız var. Web sitemiz var. Facebook sayfamız var. Daha çok belediye yönlendiriyor bizi. Telefonla arıyorlar. Ben oradan başvuru formunu talep etmelerini söylüyoruz. O başvuru formunu doldurduktan sonra bize gönderiyorlar. Bizim komisyonumuzda, yönetim kurulundaki pazar komisyonunda bu değerlendiriliyor. Özellikle çok farklı işler, hı hı, seçilerekten, aynı işten 3-4 tane olursa en çok çeşitlilik olsun. Evet, yani her gruba hitap etmek, hı hı, istiyoruz. Seçiyoruz. Bir takım şartlarımız var. Onları yerine getirenler ve özellikle de eğitim veriyoruz. Bu eğitimlere katılanlar orada pazar yeri açmayı hak kazanıyor. Ne güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Talasa da gerekliydi. Evet, çok, çok da iyi oldu. Buradan ama tekrar duyurusunu da yapalım. Instagram sayfamızda Talas Maharetli Eller diye, evet, ben de hemen takip edeceğim. Evet, reklamlara girince. Oraya yazarlarsa kooperatif başkanımız da Feride Bilgin, Necla Hanım da kooperatifin yönetiminde, biz çok biraz güzel girip ilişkiler. Çok güzel. Oraya müracaat ederlerse oradan da cevap alırlar. Harika. Peki bu Kasım ayında ilk kez kadın üretim pazarı kurulmuş. Evet. Bu onunla bağlı mı? Evet. Ayrı bir şey mi? Evet. Aynı. Aynı mı? Aynı. Biz 2013'ten beri Talas Tanıtım Derneği olarak hep hedefimizde vardı. Bir kadının el emeği pazarı diye. Kadın dayanışması. Evet, yani harika. Kadının el emeği pazarı olsun istedik. Çünkü çok üreten kadınlar vardı. Talas'ta halen daha da var. Ve biz bunu birçok zaman hani belediyede de dile getirdik. Öyle bir şey gerçekleştirelim istedik. Yalçın Başkan seçilince ona bu teklifle de gittik. O da sıcak baktı. Sonra Kikder'deki arkadaşlar, ikimizin de ortak olduğu dernekten, oradaki arkadaşlar da ya aslında bir kooperatif kurulsa falan deyince biz onu öylelikle oldu. Çevirdik, bir kooperatif kurduk. Kooperatifin yönetimi altında artık kadının el emeği veya küp, kadın, evet, üretici pazarı diye kısaca koyduk adını.
İnşallah pandemiden sonra her ayın ilk pazarı ve üçüncü pazarı artık gerçekleşecek. İnşallah. Yani az kaldı. Bekliyoruz. Evet, İnşallah. Ayda bir olarak başladık. Şimdi iki. Üçüncü pazarı da istedik. O derneğimizin de sürekli şimdi bazı faaliyetlerimiz belirli bir sene için planlanıyor. O sene içinde yapıldıysa o bitiyor artık. Bu 2013'ten beri hedefimize koyduğumuz bir konuydu. Artık bizim için o iş
imece usulüyle. Evet. Onlardan öğrendik. Evet. Okuduk, 5 yıl okudum ben ama evet. Okulun yapılış öyküsünü bilmedim. Hatta ortaokul müdürümüz Remzi Töngör hocamı davet etmiştik. Evet. Geçen 2 sene kadar önce Talas'a. Onunla da konuştum. Ben dedi şu kadar dönem orada müdürlük yaptım ama böyle bir şeyi bilmiyordum. Evet. Yani bu sözlü tarih çok önemli galiba. Evet. Şimdi Anayurt İlkokulu'ndan bahsedince biliyorsunuz Anayurt İlkokulu'nun önemli bir konuya parmak bastınız. Evet. Şimdi Anayurt İlkokulu'nun adının değişmesi Talas halkı tarafından defalarca bize önümüze getirildi. Bu konuda da özellikle yetkililerimizden talebimiz yine okulumuzun adının verilmesi. Yani bu isim değiştirilme olayına başka şekilde bir formül bulunması. Çünkü o okul, özellikle o okul, insanların imece usulü dediğiniz gibi yaptırması ve biliyorsun o aşağı mahalledeki askeriyeye geçen depodaki materyallerin satılmasıyla Talas'ın içindeki Havacı Birliği'nin depolarındaki miadını doldurmuş malzemelerin ürünlerin hurdacılara satılmasıyla elde edilen gelirlerden, bağışlardan, bağış yapamayanların da kendi emekleriyle çalışmalarından dolayı 58'de faaliyete geçmiş bir okul. Yani bu Talas için çok önemli. Bu konuda hatta imza kampanyası başlatalım diyorlar, öncülük edin diyorlar. Defalarca ben bunu bir kez Milli Eğitim Müdürümüze de götürdüm. Ama bir sonuç da gelmedi ama bu işin de arkasında olacağız. Milli Eğitim'le direkt ilgili bir olay değil galiba evet, anladığım kadarıyla. Milli Eğitim mi? Ilgili. O hayırseverin ailesiyle görüşülüp evet. Ona bir başka formül bulunmalı. Değil mi? Evet. Çünkü orada bir anı var. Evet. Orada bir güzel imece var. Evet. Talas halkının verdiği emekler var orada. Hatta evet. O şeyden sonra katkı yapan insanların isimleri de galiba ben hatırlamıyorum ama siz hatırlıyorsunuz. Ben de bilmiyordum. O dersliklere verilmiş. Benim çocukluğumda hatırladım ama daha öncesinde ben, mi? Ben 4 yıl kadar önce Ankara'ya gittiğimde babamın kuzeni dedi bana. O okulda öğretmenlik yapmış. Necla dedi içeride dedi ana yurttaki levhayı gördün mü dedi. Abla ne levhası ben dediğimde. Ben de hatırlamıyorum. Ben özellikle hani birlikte bir öğretmenler günü olmuştu ya. O öğretmenler gününün olduğu gün gittim ve o tabelanın resmini çektim. Duramlar var mı? Duruyor. Gömülü. O bağışçıların listesi gömülü. Duvarda. Ama sadece o orada bir anı olarak kalmış. Ama ismin yine Anayurt İlköğretim Okulu olarak devamından yanayız. İnşallah olur. İnşallah. Çünkü hatırası var. Tabii evet. Çok. Evet. Peki Şubat'ta Atatürk'ün Talas'a gelişi benim en çok merak ettiğim bu. Anlatan resim sergisi Talas Belediye Fuayesi'nin sergi ve Mehmet Çayırdağ. Çayırdağ. Evet vardı. Evet böyle bir söyleşiniz olmuş. Bunu bir bununla da ilgili bir öğrenelim. Ne yaptınız? Görüntü var. Sergi oldu mu? Evet sergi oldu. Yani henüz pandemi daha girmemişti. Yokken. Fazlasıyla. O zaman belediyeden izin istedik ve belediyenin fuayesi, meclis salonunun ön fuayesinde bir resim sergisi açtık. Resim sergisinden birlikte bir de salonda Mehmet Çayırdağ Hoca'nın Atatürk'ün Talas'a gelişiyle ilgili işte derlenen bilgileri dinledik. Fotoğraflar Faruk Bey'den miydi? Faruk Yaman. Faruk Yaman. Kayseri'nin kültür envanteri. Faruk Bey'in fotoğrafları. Faruk Bey'e de selamlar veriyoruz. Zaten evet. Faruk Bey'in bir de bir sözü daha var bize. Bizim Stefanos Şirinides, o da 2020'de tamamlanan bir başka faaliyetimiz. Stefanos Şirinides Efendim isimli bir protestan papazın hayatının çevrilmesi bitti ve Faruk Bey bize sağ olsun gönderin bana ben kitap olarak basarım demişti. Çok güzel. Ben buradan gerçekten Faruk Yaman Bey'e de çok teşekkür etmek Faruk istedim. Faruk Bey'in için teşekkür ediyoruz. Hep, hep destek yani hep evet. Destek sağ olsun. Çok teşekkür ederim. 70 bin tane Faruk Bey'in evet. 70 bin tane kitaptan oluşan bir kütüphanesi evet. Var. Şimdi gösteriyoruz. Evet o zaten. Görüntüler evet, oradan mı geliyor? Görüntülerimiz geldi. Evet.
Teşekkürler Ufukçuğum. Şimdi olay biraz geriden alalım derseniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'yi son ziyareti 1934 senesinde. Evet. 1934 senesinde Kayseri'yi ziyaret ediyor ve bu arada Talas'taki Atatürk Köşkü'nü 1932'de tamamlanan bir köşk. O dağın eteğinde yüksekte yamaç tersine göstermiştiniz. Onu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kayseri'ye geldiğinde orada konaklamasın diye Kayseri halkının ve yönetiminin yaptırdığı bir köşk. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 senesinde bir kez geliyor. Onda da fazla kalamıyor galiba. Bir yemek yiyorlar. Ayrılıyorlar. O tarihten sonra da yine Gazi'nin emriyle ora Kayseri valilerine tahsis ediliyor. Vali konağı olarak kullanılıyor yazlık yer. Evet. Şimdi kutlanan Atatürk'ün Talas'a gelişi 1934 senesinde. Biz onu gerek derneğimizin, gerek Talas Belediye'mizin ve Faruk Yaman Üstadın o fotoğrafları eşliğinde Talas Belediyesi'nin güzel bir salonunda Mehmet abi de Talas'ın kültürel mahteri Mehmet Çayırda abimizin de anlatımıyla çok hoş bir programdı. Peki bir şey daha diyeceğim şimdi Şafak Hanım. Ben Talaslıyım, Talas'ta doğdum, Talas'ta büyüdüm ama o Atatürk Köşkü'nün kapısını açıp içine girmedim. Siz girdiniz mi? Giriliyor mu? Nasıl olacak? Ben, o? Bir okunuyu açalım. Ben, giden Vali Bey'in eşinin misafiri olarak köşke davet edilmiştik. Orada gördüm. Çok güzel. Yani ağaçlar, bahçesi, evin içi, yani binanın içi. Çok güzel. Keşke gezilebilse. Böyle bir müze gibi düzenlense olur mu öyle? Yani ne dersiniz? O faaliyet yani tam bu şeylerde mi vardı? Tamam ama ben rol çalmış oldum. Tamam. Hedeflerimizden biri de o. Onu daha sonra sırası geldi. Tamam sırası gelince konuşalım. Çünkü not da almıştım. Tamam. 2021'de yapılacak. Tamam. Ben de rol çalmış gibi oldum. Geri çektim. Peki ne TV'de halkın mutfağı çekimleriniz olmuş? Evet. O konuda konuşalım. Onlar hep yaptıkları sevgili izledik o programı biz. Evet. Evet. Bu çekimler benim evde oldu, bizim konakta, yani annemin konağında oldu. Bir duralım mı burada? Buyurun. Sizin ev, annemin konağı. Evet. Biraz açar mısın? Benim görünce böyle bayıldığım yer mi? Evet. Muhteşemdi gerçekten, çok biz güzeldi. Biz orayı 2009 senesinde aldık ve ben çok hevesliydim, yani istiyordum böyle bir eski bir yer olsun. Eşimin de şartıydı işte. Tarihi bir değeri olsun, makul büyüklükte de bir bahçesi olsun. Evet, makul büyüklük, yani çok büyük bir bahçemiz var. Kısmet oldu, aldık biz orayı. Sonra kızım mı, yani ben sürekli oradan bahsederken ve özellikle restorasyon aşamasında da hani neler yapıyoruz, neler ediyoruz paylaşmak isteyince kızım bir blog açtı ve oraya yazılar, veri, fotoğraflar paylaştık. Adını da yani isim annesi kızım, annemin konağı dedi ama orası bana tabii ecdattan kalma değil. Ben bir orayı film vardı, neydi o, Asmalı Konak mı? Evet, değil mi? Ben ilk görünce böyle onu anımsadım. Yani o kadar muhteşem. Çok güzel. Ama çok eski, Şafak Hanım belki bahsedecekler. 1860. Belliydi ama yani taş bina çok güzel. Güle güle oturun. Bayıldım gerçekten. Peki Şafak Hanım şimdi... Bu rol çalma değiliz. Şeyde yok. Şimdi bizim Talas Küçükköy mahallesinde Er Yılmazlar Konağı var. Biliyorsunuz o Tol Kilise'ye çıkarken solda benim akrabalarım. Sevgili Nurgül de o evin kızı çok uğraşıyor. Orayı canlandırayım, hayata kazandırayım, yaşama kazandırayım, Talas'ın bir kültür varlığı olsun diye. Zor mudur bu süreç? Nasıl bir aşamalardan gerekir? Yardım olur mu ona? Nasıl bir şey? Birazdan Esma abim şey, az sonra diyeceğim ama buna izin verirseniz. O da mı vardı? O da vardı. Eyvah. Eyvah. Bizim aslında 4 seneden beri, yani ilk teklifi Mimarlar Odası'na götürmüştük. Bir organizasyon yapalım istedik. Sonrasında Talas Belediyesi'ne götürdük bu fikri ve onlar da sıcak baktılar açıkçası. Biz bir eski konağım var. Adını da şöyle koyduk ama tabii her zaman değişebilir. Nimet midir, külfet midir? Çünkü hani çok yani doğru bildiğimiz yanlışlar var, yanlış bildiğimiz de doğrular var. Ev restorasyonu ama zahmetli, maddi açıdan da yorucu bir iş. Ama tabii çok keyifli. Yani sonradan işte
yani bizim evin eski hallerini bir göreceksiniz, bir de yeni halini göreceksiniz. Nereden nereye diyorsunuz? Ama bir çalıştay yapalım istiyoruz. Yani işte belediyenin organizasyonunda veya bizim derneğimizle birlikte. Ve buraya Anıtlar Kurulu'ndan da gelsinler, anlatsınlar. Yani işte diyorlar ki eski evin var, çivi bile çakamazsın. Doğru. Ama eğer projesini yapıp sunarsan ve geçersin, o zaman çivi çakabiliyorsun. İzinsiz çakamıyorsun. Yani, kendi başına ya olmuyor. Diyorlar ki nasıl ısınıyorsun? Ya ben doğalgaz çektirdim. Aa, nasıl doğalgaz çektirdim? Yo, projesini çizdirdim, kurula onaylattım, çektim. Yani doğalgazla ısınıyorum ben. Yani hem bunların anlatıldığı, işte müteahhitlerin veya işte bu ustaların gelip biraz biraz konuşabileceği, değil mi Necla abla? İşte röleveden gelecekler, konuşacaklar. Hatta TOKİ'den bile biz gelir anlatırız dediler. Mesela ben TOKİ'den 10 yıl vadeyle bir kredi aldım. Bu iş için. Bu evet. iş için. Birçok kişi bilmez ve hani bugünün faizlerini de düşünürseniz yıllık %4 faizle bir kredi aldım. Restorasyon kredisi. Çünkü TOKİ'nin kuruluş yönetmeliğinde varmış. TOKİ belirli bir gelirin şeyini kısmını eski yani tescilli bina restorasyonu için vermek, yani tahsis etmek zorundaymış. Tabii hani şey varsa, havuzda para varsa veriyorlar ama ben o konuda şanslıydım. 10 yıllık bir kredi de aldım devletten ve öylelikle de... Başka hibe kredileri oluyor mu? Hibe de veriliyor. Hani Turizm Kültür Müdürlüğü'nden de geliriz. Biz de o kısmı anlatırız dediler. Şimdi iki tarz destek var. Bir plan proje çizdirmek için, bir mimar için destek alabiliyorsunuz. Evet. Bir de uygulama desteği, hibesi alıyorsunuz. Yani bütün bunların birleşik bir şekilde anlatılması için inşallah bu sene, tabii yine pandemi izin verirse, belediyeye böyle bir proje teklifi götürdük. İnşallah kabul görür, inşallah yaparız. Bana göre sadece Talas'la da değil, değil mi Necla? Birçok yani. Germir, Kayseri, Germir, Germir var, mesela Endürlük var. Hepsi Talas bölgesine girdiği için şimdi. Oralar içinde bunlar kullanılabilir. Ama tabii yani Arnaz'dan da vatandaşlar gelebilir. Ne bileyim Erkilek'ten. Sırf Talas'a özgü değil yani. Değil. Kayseri'de. Aha, atıyorum Nevşehir'den de gelmek isteyenler olursa onlar. Ama Türkiye'de daha önce böyle bir çalıştayda yapılmamış. İnşallah bize ve Talas'a. İnşallah ilk olur. İnşallah harika olur. Evet. Çok güzel. Talaslı Stofanos Şirin. Evet. 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 Efendinin hayatı. Evet. O da belediyeden Özcan Bey vermişti. Arkeolog mu, sanat tarihçisi mi? Sanat tarihçisi. Özcan Bey vermişti. Bir İngilizce bir metin. O da şey, Stefanos Şirinides Efendi, Talas doğumlu, Rum, Ortodoks doğumlu fakat sonradan Protestanlığı seçen ve Zincirlere'deki Protestan Kilisesi'ni inşa eden veya inşa tında da çok büyük bir rolü olan ve hatta naaşının da oraya defnedildiğini biliyoruz. Onun hayat hikayesini anlatan bir metin verdi bana. Ben de onu çevirdim. Bölüm bölüm de hatta bizim sayfamızda yayınladım ama tekrardan şey yapayım, yayınlayalım diyoruz Facebook'ta. Aynı zamanda ama Faruk Bey de sağ olsun basayım kitap yapacak olarak hani dağıtalım da dedi. O yani yaklaşık 3-4 sene sürdü onun çevirisi. Kitap çok şey, bir yoğun bir yazı değildi ama hani işte zaman ancak şey oldu. Fakat o kitapla birlikte Stefanos Efendi'nin büyük büyük torununu da işte Facebook'un da güzelliklerinden onu da buldum. Onunla da yazıştım ve bir ailenin soy ağacını çıkardık. Onu da kitaba inşallah eklemek istiyorum. Yani sonuçta hemşerimiz. Yani bizim, yani onu da burada özellikle söyleyeyim, yani kitabı çevirip yayınlamakla biz burada herhangi bir misyonerliği bir şeyi hortlatmak. Yok değil. O öyle bir şey. O bir yani yaşadığımız onu, ilçenin bir tarihi. Tarihi. Evet. Tabii. Değil mi? Evet. Mesela şey de çok ilginçti. Kendisi bu Ortodoksluktan Protestanlığa geçince kendi din kardeşleri tarafından da dışlanıyor ve şöyle diyor. Stefanos Efendi aslında boyacı dükkanı varmış. Yani Talas'ta boya yapılıyormuş. Nereden biliyoruz? Çehriv bitkisi vardı. Evet. Çehriv ve diyor geldiler diyor benim diyor bütün diyor boya küplerimi diyor kırdılar. Sonradan dönüyor kazana alıyor. Bakır kazan bu sefer şey yapıyor. Hani oradan da tespit ediyoruz ki evet, Talas'ta eskiden çok ciddi bir
boyacılık da varmış. Evet. Yani, Cehri tarlaları çok Talas'ta. Evet, Ali evet, Dağ'ın eteğinde evet, var başka yer. Hüseyin abinin şeyinde var. Hüseyin Cemal Kocaman'ın o 1872 kayıtlarında var. O bilgiyi de öylelikle elde etmiş olduk. O da artık bitti. O da uzun zamandan beri. Emeğinize sağlık. Çok güzel. 2020'de iki yaptığınız güzel işler var. Ama kısa bir reklam arasından sonra. Reklamlardan sonra biz buradayız. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili izleyenlerimiz, reklamlardan sonra biz yeni sizlerle birlikteyiz. Yarım kalan konumuz NTV'de halkın mutfağı çekimleri yarım kaldı. Evet. Oraya devam edelim. Evet, Mix'in halkla ilişkiler müdüresi Özlem Hanım sağ olsun. Dedi ki böyle dedi halkın mutfağı yani bir çekim dedi yapalım mı? Daha önce bizim o annemin konağında yine NTV'deki şu İtalyan Danilo'yla bir çekimimiz olmuştu. Biz de olur dedik fakat bu sefer hem Necla Hanım da gelsin istedik. Çünkü Kayseri yemeği dolayısıyla Talas yemekleri. Evet. Öyle olunca Adnan Şahin ve Cüneyt Asan'la birlikte o program yaptık. Oturduk hepimiz mantı sıktık. Oh, çok havalı kötüydü ama. Ama yerlerken iki beyefendi yediler o evet, sizin bahçede. Evet. Niye kimse yoktu? Yani Ali Bey şöyle herhalde bizim orada bir 5 saat falan bir çekim yaptılar. Yep. İşte bir 5 dakika falan ancak yayınlandı. Evet. Yani hani yayınlar çok büyük emek istiyor. Bir senaryo var onlar nasıl uygun görüyorlarsa ama. Bir hali izlenme de oldu değil mi Necla? Evet, evet. Ve yarın saat 11.15'te izleyemeyenler için tekrarı var. O programın NTV'de geçen hafta 11.15'te yayınlanmıştı yine değil mi? Geçen hafta mı? Daha geçen hafta mı? Geçen daha önceki daha hafta kaldı. Yayınlanmıştı. Şimdi yarın tekrarı yarın mı var? Yarın tekrarı var. 11.15'te NTV'de. Evet. Yani bizde sadece etli mantı vardı. Kayseri mantısı. Biz sadece onu yaptık ama Kayseri mantı da gayet güzel temsil ettiğimize de inanıyorum. Yani dört dörtlüktü. Eminim ben de eminim onu yapmışsınızdır. Peki bir de şey yemek kitabı için iki çekim yapıldı. Evet. Bıt bıt pilavı ve kuskus pilavı. Ney pilavı şimdi, ortak anlamadım ilkini. Bıt bıt pilavı. Bıt bıt. Bıt. Evet. Şimdi biz Talas geçmişe yönelik Talas yemeklerini gün yüzüne çıkarmak için bir yemek kitabı hazırlıyoruz dernek olarak. 30 civarında bir yemek, eski yemekleri derledik. Bunun içinde işte hafta sonları çekim yapamadığımız için çekim yapan yönetici arkadaşımız da çalıştığından dolayı hafta sonları yapıyorduk. Onu yapamadık. Sadece pıt pıt pilavını ve kuskus bizim Talas'ta özellikle el yapımı kuskus. Onu soracaktım. Ben çok severim bu kuskus evet, pilavını evet, ve rahmetli anneannem elde yapardı. Bu küçük aynen, küçük yuvarlak aynen, yuvar. Bizim evet, de. Bu Talas'a has bir yemek. Evet yani. Talas'a has. Yani ben anneden Kayserili, babamdan ve eşimden dolayı Talas'tayım. Talas'ta çok fazla büyümedim ama bu genellikle Talas'ta yapılır gözlemlediğim kadarıyla. Biz zaten bunun satışını da yaptırıyoruz Talaslı bayanlarımıza ve Maharetli Eller pazarımızda hani şimdi da marketlerden satıyoruz. Alıyoruz ama o anneannemin yaptığı çok lezzetli olurdu siz böyle. Siz bize başvurun biz size el yapımı kuskus satarız. Evet çok güzel harikasınız. Bu arada ticaretimizi demek istiyoruz. bunları çekimlerini yaptık ve yemek kitabımıza koyduk. Yemek kitabımızda Türk, Rum, Ermeni. Bu nedenle de şu anda ismini Üç Kültür Bir Mutfak koyduk ama her an değişebilir. Evet. Çekimlerini yapıyoruz. Ben Türkçesini yazıyorum. Şafak Hanım İngilizcesini yazıyor. Hikayeleriyle birlikte. İnşallah bunun hedefimiz de bu yıl bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah. İnşallah. Yani önce hani Üç Kültür Bir Mutfak yapalım ismini yani öyle koyalım dedik. Fakat sonra yine aslen Talaslı olan bir
Ermeni vatandaşla görüştük. Burada dedi ki ya dedi üç kültür değiliz biz. Biz Anadolu kültürüyüz. O çok dedi. Güzel evet. Olmuş. Dolayısıyla şimdi kitabın ismi değişecektir diye düşünüyoruz. Bizimkisi böyle sadece bir yemek kitabı değil. Aynı zamanda bu yemek tariflerini bize verenlerin bu yemekle ilgili küçük bir anıları, anekdotları varsa onları da koymak istiyoruz. Evet, mesela yine bu Ermeni vatandaşın vermiş olduğu bir yemek tarifi var. O da şey dedi, anneannem derdi ne zaman bu yemeği yapsa şey söylerdi, gesi bağlarını söylerdi dedi. Yani neden sen de gesi bağlarında dolanıyor? Öyle olunca mesela o onun anısı, onu koyacağız. Belki gesi bağlarından birkaç mısra da koyarız. Yani öyle bir şey, farklı bir kitap olsun istedik. Üstünde çalışıyoruz. İnşallah da bir kitap, ben not almıştım. 2021'de hedefiniz. Evet. Değil mi? Evet. Daha gerçekleşilmeyen yani, ama başlanan. 2020'de evet. Başlanan. Not almıştım. Evet. Tamam. İnşallah 2021'de bitirmeyi hedefliyoruz. Evet. İnşallah. İnşallah. Yani eğer yine dediğim gibi bu pandemi var. İnşallah atlatacağız. Yani yazıyoruz ama çekimlerini yapıp görselini yerine yerleştirmediğimiz için de ona bitmiş gözüyle bakamıyoruz. Evet. Şimdi ama gesi bağları demişken ben bir küçük parantez açabilir miyim? Buyurun Ali Bey. Şimdi bizim Talas'ımızın çok değerli Türk sanat musikisinde evet. Temsilcisi bir kardeşimiz var, Semra Soyata. Evet. Semra Soyat hanımefendinin Talas Ali Sayıp Paşa hamamı fonu üzerine seslendirdiği bir Gesi evet. Bağları evet. Türküsü çok vardı. Harika bir eserdi. Evet. Bu programda yayınlamayı dilemiştik ancak şimdi sevgili yönetmenimiz dediler ki ben programı daha sonra bu kaydı YouTube'a yüklüyorum. YouTube'da telif konusu çıkıyor. Evet. Onun için şarkıyı programda yayınlayamayız. Evet. Yayınlarsak eğer YouTube'a yükleyemeyiz evet. programı. Dolayısıyla onu yayınlayamayacağız. Peki o zaman bizim Facebook sayfasına baksın arkadaşlar. Evet. İzleyenlerimiz. Orada o paylaşımımız. Paylaşımız. Sanatın sosyal evet. yardımlaşma evet. ve dayanışma derneğinin Facebook sayfasında o Ali Sayık Dünden bugüne Talas'ta da paylaşıldı. Bizde evet. de var. Evet. Bizim oradan grupta da var. Eski Talas grubumuzda da paylaşmıştık. Yani, o Ali Sayık Paşa hamamının tadilattan sonraki bugünkü evet. durumuyla o muhteşem güzel durumunu evet. görüntüleri eşliğinde o evet. muhteşem sesle Semra evet, Hanım'dan kesi bağlardı. Harika olmuş ama. Evet. Peki Necla Hanım son 2020'nin son imzası Cemil Baba mezarlığı ile ilgili çalışmalarınız evet. olmuş. Evet. Biraz da o konuda biraz konuşalım. Da onu, evet. Şimdi biliyorsunuz Talas Cemil Baba Mezarlığı çok eskiye dayanan bir mazisi var. Belki 100-150 yıllık mezar taşları vardı. Bunları bazı şahıslar ziyaretine gelinmeyen, adı sanı nesli tükenmiş mezarlıklara el koyaraktan oraya yeni mezarlar yaptırıyorlardı. Bu tarafımızdan tespit edildi. Bu konuda işte dilekçelerimizi yazdık. Belediye ile uzun bir uğraşı verdikten sonra mezarlıklarımızı numaralandırdık. Şu anda sadece güvenlik görevlisi istedik. O Talas Cemil Baba Mezarlığı'nda mezarlığı olanlar ispatlama kaydıyla oraya defin işlemlerini yaptırıyorlar. Yoksa buna izin verilmiyor. Zaten orası tarihi tescilli bir mezarlık. Yani gidip geldikçe yol üzerinden evet, görüyorum evet, zaten. Evet, evet. evet. Yani bilmiyorum burada bu yapan insanları da kınıyoruz ve özellikle de şimdi oranın dokusuna uygun belediyenin izin verdiği şekillerde mezarlıkların yapımı da sağlanıyor. Bu da bizim için gayet iyi. En azından çarpık yapılaşma olmaz. Çok tarihi şeyler var. Taşlar var. Çok tarihi mezarlar evet. var. Evet. 1840'lardan, 50'lerden, 60'lardan kalma. O dokuya zarar verilmemeli. Evet. O doku birbirini tamamlayacak, bütünleyecek şekilde olmalı. Evet. Bu konuda da bir akademik çalışma vardır herhalde. Evet, evet, baba var, var. Mezarlarındaki bezemeli mezar evet, taşları evet, diye. Evet. Onları yanılmıyorsam Malatya
Adıyaman Üniversitesi'nden kadar çalışmış. Çalışmışlardı ve biz bizzat gözlemledik. Yani eski hece taşlarının olduğu mezarlığı kaldırmışlar. Yeni beton dökerekten yeni mezar bunları olmamalı. Tespit ettim ben. Olmamalı. İşte bana bildirdiler. Anında gittim. İzlemledim. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptırdık ve onları da kaldırıp eski haline. İnşallah o doku bozulmasın. Evet, bozulmasın. Değil mi? Evet, o doku bozulmasın. Aynen. İnşallah. Peki gelelim 2021 hedeflerinize. Yemek kitabınızı konuştuk. O pıt pıt pilavını şeyi anladık da o bir de pıt pıt vardı. Kuskusu anladık da pıt pıt anlamadık. Pıt pıt ne? Ben onu bilmiyorum. Pıt pıt pilavı bizim çok eskiden Kayseri'de de yalnız Kayseri ile Talas'ta isimleri farklı evet, geçiyor. Evet, onun için öyle dedim. Mi? Evet, ondan dolayı isimleri farklı geçiyor. Ufak çok bulguru. Pardon. Aksetti Facebook'ta. Kemikli etle pişen bir bulgur pilavı diyeyim. Kemikli etle kemikli pişen. Etle pişen ufak bulgurdan. Önce kemikli eti pişiriyorsunuz, işte soğanını kavuruyorsunuz, salçasını, domatesini ve ufak bulguru koyarak onu su da ilavesiyle, özellikle et suyu da olursa gayet güzel oluyor. Ve onun üzerine ayrıca tereyağı da sokraç, ufak ufak soğan doğranır, iyice o kızartılır. Üzerine pul biber ekilerekten yemeğin üzerine dökülür. Bu bir Talas yemeği. Evet, burada pıt pıt deniyor. Biz pıt pıt pilavı deriz. Evet. Kayserililer. Ha, B ile P oluyor. Ha, yani pıt pıt, 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 pıt pilavı deriz. O yüzden demiştim ya Talas ile ilgili belgesel. Gelirken Necda Hanım'la Şafak Hanım siz de duymadınız. Ben bu yapacağınız işlemi bilmeden Ali Bey'e dedim ki bir kameraman bulsak, buralar çok güzel tarihi eserler, hem çekim yapsak hem de buraları anlatsak dedim. Demek ki sizin de böyle bir planınız var. 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 Ama bizi yani şimdi şöyle Talas'a bakınca hani söylediğiniz gibi yani o kadar çok belgesel konusu çıkıyor ki Talas'ta. Yani tarihi yapılardan tutun işte yemeğidir, ondan sonra ne bileyim florası bile, işte hani unutma beni çiçeği, dutu, çok farklı girebolusu, işte çehrisi, hani o ayrı bir konu olabilir. İşte Talas'ta yaşayanlar, Talas'a emeğe geçenler o ayrı bir konu olabilir. Ne bileyim şoförleri, hani milli mesleğimiz evet, diyoruz. Milli yani şoförlerle ilgili hani Talaslılar nereden bulmuş bu kadar, bu mesleğe nereden merak evet. sarmışlar. Hani o ayrı nasıl bir gelmiş? Konu. Evet. Yani Talas'la ilgili çok fazla belgesel konusu var aslında. Sözünüzü böleceğim. Bu şoförler derken Talaslılar mı çoğunlukla evet. şoför? Evet. Öyle evet. mi? Evet. Evet. Bu otobüs şoförlerimizden falan kastediyoruz. Otobüs şoförleri, evet, evet. kamyon şoförleri. Esma Hanım 1929 senesinde yine tarihe gidiyorum kusura bakma. Estağfurullah. 1929 senesinde Kayseri Belediyesi bünyesinde bir ehliyet verme komisyonu kurulur. Sene 1929. İlk ehliyet alan kişi Talaslı Mehmet amcadır. İlk ehliyeti de Talaslı bir amcamız almış belediyenin kurduğu imtihan şeyine. Talas'ta, Talas'ta hani, şey çok önemli. Faruk Nafiz Çamlıbel. Niğde Ulukışla'dan o tarihte 1921 tarihinde trenler Niğde Ulukışla'da son buluyor. Ulukışla'dan Kayseri'ye tren hattı yok. Faruk Nafiz Çamlıbey Ulukışla'da iniyor. Değerli edebiyatçıyı Ulukışla'dan Kayseri Lisesi'ne getiren Talaslı bir at arabacı amca. Anlatabildim mi? Bizim Talas'ta bu kadar şey. Keşke onun kimliğini de bulabilsem. Evet. Bir Talaslı amca olduğunu buldum ama kimliğini bulamadım. Yani Talas'ta şoförlük önemli. Bir. Eskiden yaylı arabalarla. Hı. Yani at atların çektiği at arabalarla nakliyecilik ve taşımacılık yapılırmış. Daha sonra kamyon evet. ve otobüs. Yani çocukluğumuzda şimdi her evde nasıl taksi varsa Talas'ta da otobüs ve kamyon vardı. Evet, şimdi burada gene ben bir araya gireyim.
Necla Hanımların da bir eski otobüsleri var. Bağda duruyor. Bir de onun hikayesini alalım mı burada şoförlük denmişken? Babam zamanında benim genç kızlık dönemimdeydi. 1954 model Erzurum'dan bir Mercedes otobüs aldı. Kendisi de bu konulara meraklıydı ve onu bir karavan şekline getirdi. Şu anda duruyor. O karavanla gerek yurt içi gezilerde ve gerek yurt dışı gezilerinde kullandı. Şu anda marşa bastığınız zaman çalışıyor. Fuarları, klasik oto fuarlarına falan gitti. Duruyor. Bir kamyon, bir otobüs. Erkek kardeşime verdik. Onun okresi de o muhafaza ediyor. Yani burada bir de şunu da eklemek istiyorum. Hani, hani yine kara şoförlüğü, yani hani vasıta evet. şoförlüğü bir derece de ben hep şeyi de düşünmüşüm. Bir Kayseri'nin veya Talas'ın denizi yok, bir şey evet. yok. Benim komşumun evinde, tarihi tescilli bir ev yine, rahmetli Mehmet Sayar amcanın evinde, evin kitabesinde Kaptan Vasil yazıyor ve adam yani hani denizcilikle ne alaka, ama ondan sonra biraz daha yakın tarihe gelelim. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ü Samsun'a getiren de esasında Zincidereli İsmail Hakkı Dursun. O da kaptan. Diyeceksiniz ki ne alaka, hani Talas, Kayseri ne şey. Yani aslında dediğim gibi çok belgesel konusu var esasında Talas'la ilgili. Ama tabii bunlar hepsi bir bütçeye bakıyor. Yani ciddi kaynak gerektiriyor. Evet. Bir sponsor bulmamız lazım. Şey, ama yani öyle şeylerimiz var. Belki böyle bir Talas belgeseller dizisi gibi böyle 20 dakikalık bir şey olursa, konu başlıklarıyla işte evler, işte insanlar, işte tabiat, böyle şey, bağ kültürü gibi güzel yani olabilir. Talas nere, İstanbul nere, deniz evet. nere? O çok evet. ilginç bir konudur evet. aslında evet. Şafak Hanım'ın bahsettiği evet. konu. Ben onu Ahmet Paşa'ya bağlamak istiyorum. O Ahmet Nazırı. Paşa, Bahriye Nazırı Ahmet Paşa ile başlamış olabilir diye bir evet. duyumum var. Evet. Bu konuda da bir avukat abiyle bu konu üzerine çok iyi çalışmış. Ahmet Paşa'nın hemşerisi olan bir avukat abimin de telefon numarasını aldım. Hasan Gürpınar Hocam verdiler. Bu konuda bilgiler alacağım ama ben oraya bağlamak düşüncesindeyim. Değil mi? İlginç bir, çok evet, ilginç bir konu bahsettiğiniz evet. konu Şafak Hanım. İlginç bir konu. Burada 29 Ekim Ali Dağ'ın Cumhuriyet'e yıl dönümünde yazma diye ama konuştuk. O demek onu konuştuk. Değil mi? Bu sene yine doğru yere aynı yere yapacağız. Evet, aynı yere daha ince ayrıntılı şekilde yapacağız inşallah. Talas Belediyesi ile ortak olarak tarihi binaların restorasyonları ile ilgili çalışmalarınız evet, varmış. Onu da biraz önceki Çalıştay'da anlatılmıştı. Tamam, onu da es geçiyoruz. Teklifi verdik. İnşallah icap ederler teklifimizi. Talas için çalışacak turizm sektöründe ünlü evet. öncülük etmek evet. veya paydaş olmak. Evet, Talas turizmsiz olmaz. Evet. Talas biraz önce Anadolu kültürü dedi Şafak Hanım, bir arkadaşımızın verdiği bir ya. Üç kültürün bir arada yaşadığı bir bölge. Şimdi o kültürün yaşayan ataların torunları var. Amerika'da vardır, Yunanistan'da vardır, Arjantin'de vardır, başka ülkelerde vardır. Bunlar Talas'a gelmek isterler. O atalarının ruhuyla birlikte olmak isterler. O atalarının yaşadığı yaşamı yaşamak isterler. Yani Talas'a lüks bir otel olmaz. Evet. Talas'a gelen o atalarının yaşadığı duyguyu yaşayacak bir atmosfer olması gerekir. Bu da çok güzel bir çalışma olur. Evet. Neler yapılabilir Şafak Hanım? Bu sizin alanınız galiba. Ya şimdi insanlar da diyecek ya, bu kadın da çıkıyor hep aynı şeyleri söylüyor. Yok, en önemli şey. Bu en önemli hiç, şey ama. Hiç usanmadan söylüyorum. Şöyle biz Mardin'e de gittik. Yani şöyle bir girişle yapayım. Biz Talas Tanıtım Derneği olarak da farklı yerlere gezi de düzenliyoruz. Hem yani orada dernek üyelerimiz veya Talaslılar kaynaşıyoruz. Ama aynı zamanda gittiğimiz yerlerde de hani turizmin nasıl bir şey olduğunu da göstermek istiyoruz. Mesela bundan 2 sene önce Mardin'e gittik. Mardin güzel, evet çok güzel. Ama ben size şunu söyleyeyim, Talas'ın kesinlikle Mardin'den geri kalır bir tarafı olmadı. Yok. Ya çünkü Mardin'de de çok çapraz bir kentleşme var.
farklı şeyler var orada. Bakımsızdı mesela, ön caddelerin bir arkasına gidiyorsunuz, inanılmaz bakımsız yerler vardı. Talas aslında henüz kurtarılmış bir bölge olabilir turizm açısından. Ama bu şeyle bağlantılı. Yani siz Talas'ı ne olarak görmek istiyorsunuz? Bu da kanaat önderi. Yani yerel yönetim, işte belediye, kaymakamlık, belki büyükşehir belediyesi bile. Hani ben Talas'ı nerede görmek istiyorum, ne olarak görmek istiyorum diye bir karar verip ondan sonra ona yönelik çalışması lazım. Şimdi tabii biz Talas'a turizmin gelmesini isteriz. Ama turizmin aynı zamanda hani eksi şeyleri de var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela bir Şirince'ye baktığınız vakit, mesela eşim Sökeli, Şirince'ye çok gitmek istemeyiz. Arabayı park edecek yer bile bulamıyorsun. Orası da artık turizmin istilasına uğramış ve bozulmalar da oluyor. Keza hatırlarsınız Asmalı Konak dediğinizde. Evet. Yani İnsanlar işte Asmalı Konak çevrildiğinde Asmalı Konak'ın çevrildiği yere gidiyordu ama diğer tarafta peri bacalarını veya diğer tarihi şeyleri, tabiat şeylerini görmek istemiyordu. Ve mesela o filmin dizinin çekildiği yerde de hani ciddi tahribat olmuştu o binada da. Onu da istemiyoruz. Yani Talas bir kitle turizm hedefi olmamalı bize göre. Ama hani ecdat turizmi yapılabilir, sizin demin söylediğiniz gibi. Kültür turizmi olabilir. İşte insanlar öğlen yemeğini yemeye Antep'e gidiyorlar. Antep'e, biz de mesela gittiğimizde Mardin'e, dönüşünde Antep'e uğradık. 40 kişi, her birimiz herhalde o gün orada en az 1.000 lira bırakmışızdır. İşte sanki burada mercimek yokmuş gibi, ben bulguru mercimeği bile Antep'ten aldım. Hani işte gezince bakırını alıyorsun, onu alıyorsun, yemeğini yiyorsun. 1.000 lira, yani bir otobüste en az bir 40.000 lira para kaldı Antep'te. Yani Talas'ta da böyle bir kültür gezisi, kültür yapılabilirdir. Erciyes var. Şimdi Erciyes'e kayağa geliyor insanlar. İşte sabah 8'de başlar kaymaya, ondan sonra bilmiyorum 1'de falan bırakır herhalde. Ondan sonra bu insanlar şehre insinler, şehri gezsinler. Hani Kayseri'yi gezsinler, Talas'ı, bir Arnas'a gitsinler. Veya diyelim ki kötü hava var. Yani kayamıyorsunuz. Ne yapacaksınız o insanlarla dağda? Yani gelsinler, buraları gezsinler. Ha, Kapadokya'ya kaymak istiyor, gitmek istiyorlarsa gitsinler ama öncelikle bize Talas'a ve Kayseri'ye gelsinler. Bunun için bir strateji çalışmak gerekiyor. Yani biz Talas için ne bileyim veya Kayseri için işte hediyelik eşya üretmek yeterli değil. Yani siz bu hediyelik nasıl pazarlayacaksınız Kayseri'yi? Biz Kayseri'yi, Talas'ı destinasyon haline getirmemiz lazım. Yani artık bundan sonra en az bir yarım günlük Talas gezisi olması lazım. Gerçekten gezi programlarında ben bugün yani ilk defa gördüm. Şimdi evet. Biz bunu hani bu akşam yaşadık. Esma Hanım Talas deyince Talas'ın o cadde ve ana yurt olarak düşünüyordu. Evet yani. Necla Hanım'ı da aldıktan sonra o bizim Kiçiköy'e yukarıdan bir baktık böyle harmanlardan. Sizin evin o bölgeyi gördü. Ben dedi böyle bir Talas bilmiyordum. Ben gerçekten hayran kaldım. Kazım Karabekir'den geçtik. Evet. Boyoda kınağını falan gösterdik. Evet. Yani şöyle bir şey var ama tabii turizm stratejisi çalıştığınız vakit, yani öyle bir hedef koyduğunuz vakit kendinize imar planınız ona göre şekillenmeli. Yani yönetim planınız ona göre şekillenmeli. Atıyorum milli eğitimdeki vereceğiniz o dersler, yani biz şimdi diyelim ki işte Erciyes'te de o sıkıntıyı yaşıyoruz belki. O otellerde veya kimler çalışacak, hizmet kim? Ya ona göre hizmet personeli yetiştirmek gerekecek. Tabii bir ön yargı da var halk arasında veya ne bileyim kanaat önderlerinin arasında. İşte turizm oldu mu işte illaki belli bazı işte ne bileyim alkoldür, şudur budur tarzında. Vallahi biz Antep'e gittik, yemeğimizi yedik. Kimse de orada rakı şarap içer, nerede içeriz diye sormadı açıkçası. Yani hani turizmde ilk şart veya tek şart o değildir. Olmamalı da. Olmamalı. Kaldı ki Talas'a gelecek olan turist veya bizim aslında arzuladığımız turist de yani illaki öyle, hep onu söylüyorum, baldırı çıplak elinde bira şişesiyle gezen insanlar. Öyle insanlar olsa gelmez. Neyini merak edecek de gelecek. O bir kültürel altyapı gerektirir değil mi? Talas'ı merak etmek için. O yüzden aslında o sadece 2021 planımızda değil, o hep böyle. Bütün planlarda var. Sürüp gidecek yani. Olana kadar inşallah olacak. Olacak inşallah. Mesela Karaman Bayırı'ndaki o dükkanlar. Bu kadar güzel şeylere imza atmışsınız. Onarılsa. Evet. Güzel bir ışıklandırılsa,
Orada küçük küçük butik, dükkanlar, hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar olsa ne güzel olur. O Karaman Bayır'a göstermiştik, evet, ya. Biz, karanlık yukarıdan, kolejin oradan, evet, aşağıya kadar güzel. Gayet güzel. Herkes hem gezer hem yukarıdan orada aşağıya kalası seyreder. Yani alışverişini, evet, eder. Ya hayalimizde bunlar o var. O çok güzel olur ama. İnşallah. O yani Karaman Bayırı'nın o ruhunu getirebilmesin. Çok güzel olur, evet, ama. Biz şimdi tabii şey yani memnunuz aslında. Hani Ali Sahip Paşa'nın caddesinin caddeymiş, sokak değilmiş, ben onu düzelteceğim ama, evet, Osmanlı sokağı da değil orası. Yok, Ali Sahip Paşa Caddesi. Orada belediyenin de bayağı hani güzel hedefleri var. Oranın bir sanat sokağı olma yönünde. Hani bu bize ümit veriyor açıkçası. Olacak. İnşallah ondan sonra hani o diğer Tablakaya'da mesela belediye binasının yeniden yapılması, işte nikah salonuyla birlikte oradaki karşı dükkanların restore edilip orada da hani sanatsal şeylerin başlaması. Keza Harman Meydanı'nda işte antika pazarı, ondan sonra işte Talas Maharetliler, küp kadın üretici pazarı, hamam açıldı, restore oldu. Evet, hamamınızı da gördü. Evet. Oradan işte Gölbaşı Meydanı'ndan Harman Meydanı'na, Kazımpaşa Caddesi'nde de restorasyonlar başladı ama orası özel mülkler, evet, genelde şey oldu. Hani oradan öyle bir rotanın çizilmesi, Yaman dedi konağı var. Yani aslında Talas'ı şöyle bir biz onu da şimdi hemen size söyleyip okuyacaksınız. Biz geçen sene Ocak ayındaydı sanırsam. Erciyes AŞ'den Murat Cahit Cıngır rica etti. Bir turizm yürüyüş rotaları yapar mısınız Talas'a diye. Biz onları da yaptık. Yani şöyle baktığımız vakit biz rotalara da koyduk. Hani birinci rotayı seçerseniz şu kadar yürürsünüz. İşte ikinci rotada şu kadar var. Ama rotaların üstünde de neler göreceğinizi de yazdık. Hem Türkçe hem İngilizce. Yani öyle şey yaparsanız çok rahatça gelen misafirleri Talas'ta yarım gün ağırlayabiliriz. Ondan sonra onun ardından bir öğle yemeği olur. Veya öğlen gelirse bir akşam yemeği olur. Veya sabah kahvaltısı olur, ondan sonra dolaşırlar. Yani bu Talas'ın esnafına da esasında bir faydası ve katkısı, evet, olacak. Yolda gelir, pardon, buyurun. Estağfurullah. Yolda gelirken Necla Hanım da bahsetmişti değil mi? Böyle küçük küçük kafeler, evet, ışıklandırılmalı, evet, diye. Aslında o eskitmelerinin arasında eski butik tarzı, evet, çok güzel olur. Evet. Evet. Böyle o sizin oralara girerken ben sanki Ürgüp'e girmiş gibi, evet, oldum böyle. Yani tabii hani şimdi Kapadokya'nın, Ürgüp'ün ve hani bir, evet, Bremen'in orada tabiat hani daha farklı davranmış. Yani onlar tabiat açısından orada çok şanslı. Ama biz de tarih ve kültür bakımından çok şanslıyız Talas'ta. Hani bunu keşke değerlendirebilsek. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Bir sorumuz daha var. Talas'ın tanıtımına aktif rol üstlenmek. Evet. Onu sürekli yapıyoruz. Yani Facebook sayfamızdan yapıyoruz. Instagram'ımız var şimdi. Anlatıyoruz. Misafirler geldiği vakit tabii elimizden geldiğince gezdiriyoruz Talas'ı. Yani biz tabii turizm rehberi değiliz. Kokartlı rehberle gezmek gerekir ama yani gelip bir çay, bir kahve, bir şey içtiklerinde ya hadi şurayı da bir gösterelim size diyoruz. Yapıyoruz bir şeyler. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Peki, bir kısa reklam arasından sonra biz kaldığımız yerden yine tekrar buradayız. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet sevgili izleyenlerimiz, reklamların ardından biz kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ben çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Bir kuru kaymak, evet, çalışmaları öncelikle bir onu öğrenebilir miyim? Şimdi bizim Talas'ın yukarı Zincidere ve Akçakaya bölgelerinde çok öncelerden bir kuru kaymak yapılırdı. Bu kuru kaymakta ben çocukluğumda yapıldığını biliyordum. Fakat bir sohbette yine bir amca, Ermeni bir amcamızın olduğunu öğrendik. Şafak Hanım İstanbul'a gittiğinde Talas Sarrafı sahibi ismi Talas Arto Bey'i ziyarete gitti. Onunla sohbet yapabilir miyiz diye.
ve Talas'taki anılarını sorduğunda kuru kaymaktan bahsetmiş. Şafak Hanım bana söyleyince dedim babam da zaman zaman çok yaptırırdı İstanbul'a giderken onları kutulara koyar şeker niyetine götürürdü. Bunun üzerine araştırmaya gittik ve yapanı bir bayanımızı bulduk. Siparişimizi verdik, yaptırdık ve Arto amcaya da gönderdik. Ve bunu da gün yüzüne çıkarmış oldum. Test edip onayladın mı? Tamam budur dedi mi Arto amca? Şimdi yani tabii yaşı biraz ileride olunca ben oğluna verdim. Evet. Sonradan bana teşekkür mesajı gönderdi Arto amca. Çok duygulanmıştır herhalde. Onunla ilgili bir anısını da anlattı. Zaten yemek kitabına kuru kaymağı koyduğumuzda Arto amcanın o anısını da oraya anlatacağız. Evet. Diğer kaymakla farkı ne bunun normal kaymağı? Şimdi kuru oluşu. Kuru oluşu. Kuru oluşu. Bu ara beni Adana'dan, Talas'tan giden hemşehrilerimiz arıyorlar ve sipariş vermek istiyorlar. Kuru kaymak ılık havada yapılıyor. Bu havada yapıldığı zaman kırılıyor, dilimlenmiyor ve rulo şeklinde kıvrılamıyor. Diğer yaş kaymak kalın olur. Bu incecik bildiğiniz zar şeklinde tandırda pişiyor ve biraz el becerisi gerektiriyor. Onu çıkarıyorlar. hafif kurutup kesip rulo şeklinde içine hafif şeker serperepten kıvırıyorlar. Yani zahmetli bir iş. Zahmetli bir iş. Peki. Günden yoğun. Bahar inşallah pandemi geçer. Biz i̇nşallah. Bunun şeyini yapacağız. Satışını yine yapıyoruz. Ve belediye ile birlikte bir projemiz de vardı. İnşallah kabul görür. Süt ürünlerini değerlendirme projesinde biz orada öneri olarak götürdük. Bizim de destek verdiğimiz bir proje. Talas'ın kuru kayma ve peynirinin, çömlek peynirinin tescillenmesi, coğrafi işaretinin alınması konusunda inşallah geçerli bir proje olur. İnşallah. İnşallah. Peki en güzel sokak yarışmanız. Evet. O teklifi de götürmek istiyoruz belediye. O da çünkü birkaç senedir aslında hedeflerimizin arasında ama gerçekleşmedi. Geçen sene belediye en güzel bahçe yarışmasını yaptı. Ama tabii bahçeler biraz kapalı oluyor. Yani hani kimin bahçesi güzel? Kimin bahçesi güzel diye bir yarışma yapıldı ama tabii bahçeleri biz göremiyoruz. Hele ki Talas'ta yani işte ne bileyim duvar oluyor veya bir çit oluyor. Yani bizim uzun zamandır da en güzel sokak yarışması. Tabii bu da daha çok eski mahallelerde. Yani bizim işte Yukarı Mahalle, Harman'da, Tavlakaya'da, Kiçiköy'de olabilir. Yani orada hani hem sokakların temizliği bakımından hem de insanların ya yani o sokağın içinde yaşayan insanların da o sokağa nasıl bir emek veriyor onu öyle bir yarışma yapalım istiyoruz. İnşallah. İnşallah bu sene yine diyorum ya pandemiye şey yapmazsak belediyede kabul ederse böyle bir projemiz var. Gerçekleştirmek İnşallah. İstiyoruz. İnşallah. Bir de müzemiz var, kent müzemiz. Evet. O da şimdi şöyle bir şey, mesela işte Necla abla bahsetti, onlarda işte eski kamyon var, eski otobüs var veya benim evimde işte kullandığım eski bakırlar var. Şey. Benim için çok kıymetli, bugün kıymetli ama belki yarın bizim çocuklarımız için kıymetli olmayacak, evet. Eski işlemeler falan. O yüzden bir kent müzesi yapalım dedik. Biz onun benzer bir, yani öyle bir kent müzesini Tire'de gidip görmüştüm ve çok güzeldi. Bağışçılarımız işte ellerindeki o eşyaları eskiden kalma kitaptır, plaktır, ne bileyim fotoğraftır, çok işlemedir, kapkacaktır, halıdır, işte ne bileyim bir alettir, ne bileyim berber dükkanından bir usturadır. Hani bağışlasın. Hem o bağışçılar orada onore edilsin. Küçük onların plaklar. İsimleri de yazılı değil mi şeyler? Yazılı. Öylelikle de bir kent müzesi ortaya çıkmış olur Talas'ta. Belediye aslında biz onu konuştuk yönetimleyen. Başkan Bey de sıcak baktı. Öyle bir şey olursa biz yani onda da sağdan soldan belge ve bilgi de toplarız. Eşya da toplarız. Ve toplamaya da hazırız. Şu evet. Anda ellerinde olanlar da bize müracaat etsinler. Biz onları stoklarız. Çok arzu ediyoruz.
Ben bunu Safranbolu'da bir Türkmen köyünde yaşayan ev olarak, canlı ev şeklinde müze yapmışlar. Herkes çok ufak bir bedel mukabilinde ayağını geçiriyor galoşlarını, geziyor. Eski tamamen kullanılmış eşyalar, elbiseler, alet edevatlar. Bizlerde de çok, Şafak'ın dediği gibi. Onda da var, bende de var. Ben çok değer veriyorum. Eskiden işte dedemin kullandığı şalvarı, yok marangozmuş kullandığı aletleri eski evden, Kiçiköy'deki evden getirdim. Onları temizledim. Marangoz aletleri bende duruyor. Ha, ben öldükten sonra benim oğlum, gelinim onları kaldırıp atar. Bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Ama o bana kıymetli. O bana kıymetli. Onun için biz istiyoruz böyle bir şeyi. Belediyenin elinde de bir sürü eski bina var. İnşallah buradan başkanımıza da duyuruyoruz. Evet, tahsis etsinler artık. İnşallah. Biz bunları oraya güzel tefriş edelim. Başkaları da faydalansın. Yani bir tek biz bilmeyelim. Talas'ın tarihinde bunlar da varmış desinler. Çok güzel. Allah emeğinize sağlık, ne diyelim. Bir de bu el işlerimizi, çeyizlerimizi biz bir Tolk Kilise'de... Evet, onu soracaktım. Ha, Tolk Kilise'de biz geçen yıldan yapacaktık bunu, sergileyelim istiyoruz. Fakat pandemiden dolayı yine onları sergileyemedik. Bu sene kısmet olursa yine aynı şey hedeflerimizde var. İmkan olursa. Bu kilisede de herhalde çeyizler, eşyalar değil evet. mi? Onları bir sergileyelim. Bir hafta 10 gün açık tutalım. Gelsinler, görsünler. Yani kendilerinin de evlerinde varsa onları da bu müze için bir yatırım olacak. Çok güzel. O kilise konusuna ben bir kısaca değineyim. Tabii. Şimdi biraz önce üç kültürden bahsettik. Ha. Anadolu kültürü dedik. Şimdi Gölbaşı Meydanı'nı görmüştük giderken. Evet. Gölbaşı Meydanı'ndan aşağıya doğru inince Ali Sahip Paşa Caddesi. O benim çocukluğumda da orada cadde. Çocukluğumdan ben size evimizin adresini söyleyeyim. Ali Sahip Paşa Caddesi No 41 bizim evin adresi. Hiç sokak olmadı. Orada bir caddedir. Bizimki de 77. Ya bizimki 41. Şimdi Ali Sahip Paşa Caddesi'ne giriyorsunuz Esma Hanım. Evet. Biraz 500 metre kadar ilerleyince sağda bir cami, Müslümanların ibadet yeri. Bir 500-600 metre daha ilerliyorsunuz. Orada yukarı doğru çıkan bir sokak. O sokakta da Ermenilerin yararlandığı, Ermeni ahaliye ait bir kilise. Evet. Tol. Niçin? Tol kayalardan oynuyor. Aslında Stefanos Kilisesi'ymiş o. Arşak Albayacıyan'ın kitabında onun ismi belirtiliyor. O kitap da yakın bir zamanda Türkçe'ye kazandırılacak. Oradan da daha ayrıntılı bilgiler alırız. O öyle. Oraya çıkmadan doğru aşağı doğru gidiyorsunuz Talas Aşağı Mahalle'ye. Sağda bizim o evi geçince hemen göstermiştim. Rum Kilisesi varmış. O kilisenin, kilise 40'lı yıllarda ev haline getirilmiş. Doğu duvarı. Doğu tarafına gelen duvarı kilisenin duvarı. Ona dokunulmamış. Olduğu gibi duruyor. Sağlam. O Papaz Efendi'nin o şey yaptığı... Apsis. Apsis mi? O bölüm de olduğu gibi duruyor. Diğer bölümleri sonradan inşa edilmiş. Orada camimiz var. Ermeni milletine mahsus kilise var. Biraz ilerlediniz mi Rum ahaliye ait bir kilise var. Ve aşağıda yine camimiz var. Kilise derken bu Ermeni ahalinin kullandığı o Tol Kilise'den bahsediyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Evet, orada geçen yine bir sergi olmuştu. Hatta daha önce de yine belediye orada bir çalıştay da yaptı. Yine küçük çapta bir gastronomi çalıştaydı. Sonradan orada sergi de oldu. Biz de orada bir çeyiz sergisi yapalım istiyoruz. Eski işlemeler, işte eski peştemaller, ne varsa kullanılan, eskiden kullanılan kapkaçaklar. İnşallah bu sene şey var, olur. Ümit var ama Şafak Hanım, son tabii dönemlerde ki yerel yöneticilerimiz ilgileniyorlar bu tarihi canlandırmak adına. Evet, benim aynı mahallede büyüdük biz Necla Hanım'la. O Tol Kilise dediğimiz yer neydi? İşte taşlarla, çamurlarla çevrili, bir demir
paslı kapısı olan, galiba muhtemelen depoya ait bir yerdi, askeri depoya ait. Onlar bazen o depoda ne fazlalar varsa onu koyarlardı ama içinde ne olduğunu bilmediğimiz kimse girmezdi, açmazdık kapısı. Atıldı vaziyette. Yani. Onlar da boşalttıktan sonra galiba atıldı vaziyette kalmış. Bir yıkıntı bir yerdi. Şimdi ne güzel oldu, siz içerisini görmediniz ama muhteşem bir bölümü var onun. Güzel bir tadilatı oldu. Evet. Başka yerlerde de olur bu. Neden olmasın? İnşallah çok güzel şeyler olur Talas'ta diye mi de diyoruz. Bir de Talas'ımızın şehitlerimiz için anıt dilekçe verilecek. Verdik. Geçen sene verdik. Orada da İstiklal Savaşı'nda ve sonrasında da değil mi? Hani Talas'tan şehit düşenler, Talaslılar var. Onları yad etmek için aslında bir anıt yapılsın istedik. Dilekçemizi de verdik geçen sene belediyeye. Ama tabii bunlar hep planlamaya bakan işler, paraya bakan işler. Evet, işin ekonomik boyutu. Onu da özellikle Harman Meydanı'na olarak düşündük biz. Ama tabii şu anda Harman Meydanı'nda, şu anki haliyle nereye yerleşiyor? O önceki haliyle biz planlamıştık. Şimdi onlara da bir açıklama getirmek lazım. Talas'ta şehitler, savaş burada olmadı ama Talas'ta şehitler ne geziyor? Olay şu Esma Hanım. Talas'ta bir Amerikan koleji var, bir Amerikan hastanesi var. Birinci Büyük Savaş döneminde Amerikan hastanesine Osmanlı Devleti el koyuyor. Diyor ki burada bizim savaşta yaralanan askerlerimiz girecekler. Çeşitli cephelerde, savaşlarda yaralanan askerlerimiz Talas'taki o Amerikan hastanesinde tedavi ediliyorlar. Bu tedavi neticesinde yaşamaya tekrar tutunanlar tutunuyor ama orada şehit olan askerlerimiz, Mehmetlerimiz var. Onlar da Talas'ın yine yukarıda bir bölüme, sonradan ne yazık ki bir bağ olmuş, orada bir şehitlik var, oraya defnediliyorlar. O şehitlik de ayağa kalkmalı, canlandırılmalı. Evet. Öyle bir anıt da yapılmalı. Yanlış mı hatırlıyorum? Sayfanızda sanki paylaşmıştınız. Bunları yazıyorum hep. Yani o şeydeki Amerikan hastanesinde yaşama veda eden Mehmetlerin, şehitlerimizin anısına bahsedelim. Biz bundan birkaç sene önce eşimle Çanakkale'yi ziyarete gittiğimizde orada hatta fotoğrafını da çekmiştim. Talas'tan yani Çanakkale'de defnedilen şehitler de var. Tabii. Yani Türkiye'nin o cephelerde şehit olanlar, her tarafta var. Şehit olanlar var. Bakalım yani biz şöyle, biz şimdi belediyeye bu gibi dilekçeler verirken işte Cemil Baba mezarlığıyla ilgili veya işte bu şehitlerin anıtıyla ilgili genelde bize hani üyelerimizden veya üye olmayan Talaslılardan genelde bu gibi talepler geliyor. Ve biz o taleplerden de biraz yola çıkarak da hani belediyeye gidiyoruz ve müracaatçı oluyoruz. Yani bir de bu çalışmaların o kadar çok yararı var ki. Şimdi siz, ben hep tarih paylaşıyorum, tarih okuyorum, yazıyorum ama ben Talaslıyım. Talas'ta doğup büyüdüm. Ama Talas'a Erzincan depremindeki depremzedelerin Talas'a getirildiğini geçen seneye kadar bilmiyordum. Rifat Çalıkağan'ın anılarında okudum. Rifat Çalıkağan'ın Talas Yukarı Mahallede bir evi var. Anılarında diyor ki 1940 senesi. Hükümetten geldiler diyor. Senin evine el koyacağız. Evet. Erzincan'dan aileler gelecek, depremzedeler gelecek. Onları yerleştireceğiz. Onlar içerisinde de vefat edenler vardır. Evet. Cemil Baba mezarlığında onlar da vardır. Yani bu bilgilerin bilinmesi lazım, bilmemiz gerek. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Nasıl bir topraklar üzerinde yaşıyoruz? Değil mi? Şafak Hanım. Bunlar çok önemli şeyler. O dünü bilmeden yarını kuramayız. Dünü bilmek lazım. Programımızın sonlarına geliyoruz ama son bir sorum olacak. Gördük vallahi hep soru soruyor. Konuşuruz daha. İki saat. Bir bu kadar daha konuşabiliriz. Ay canımsın. Keşke vallahi programımızın olsa, çok güzel oldu. Talas'ta iz bırakan değerlerden bahsedelim. Yeni Zafer Camii İmamı Mehmet Karakılıç. Karabey'in hafız ile ilgili anma şeyleriniz varmış. Programı düzenlemek istiyoruz. Evet. Şimdi Karabey'in hafız, Talas'ın yetiştirdiği bilgili, iyi bir hocadır. Kendisi daha önce Kayseri'deki Hunat Hatun Medresesi'nin camiinde çalışırken
Talas'a bir cami, kilise, Rum Panayi Kilisesi'nin camiye dönüşmesi işi için kendisi Hunat'taki işini bırakmış ve oraya geçmiştir. Rum Panayi Kilisesi camiye çevrildikten sonra Yeni Cami adını almış ve orada bu amcamız hocalık yapmıştır yıllarca. Kendisi Türkçe, İngilizce, Fransızca dahi bilmekte ve öğrenciler yetiştirmiştir. Kendisine de İstanbul'daki öğrencilerden geliştirmek için kitaplar istermiş. Fakat bu amcamızın ismi hiç geçmiyor. Biz onun Talas'a verdiği emeklerin yad edilmesi için özellikle bunu başkanımıza da ilettik. Ama mesela oraya Yaman Dede cami yerine bize itici geliyor. Evet. Bir Karabey'in Hafız Camii denilebilir. Bunun içinde görüşmelerimizi yapıyoruz. Değiştirilmesi için işte bu isimler, başkanlar değiştikçe biliyorsun daha önceki başkan zamanında orası aslında Yeni Zafer Camii. Yeni Zafer Camii'ydi. Evet, aslında, daha evet. Sonradan değiştirildi ve Yaman Dede oldu. Şimdi ismini bile hatırlayamıyorum. İnşallah bugün başkanımız sesimizi duymuştur. Şimdi bir sokağa veya yukarıda Taplagay'da bir sokağa adını vermişler galiba, değil mi? Farklı. Yani bir Karabey'in Hafız sokağı mı, caddesi mi var galiba yakın bir zamanda. Şimdi ilginç bir de bilgi paylaştım Necdet'im. Dedi ki Karabey'in Hafız amca İngilizce bilirdi, Fransızca bilirdi. Bunu okuduğu medreselerde öğrenmedi. Niçin öğrendi biliyor musunuz? Hem orada imamlık yapıyor camide, hem de o camiyi ziyarete turistler geliyor. O turistlerle konuşabilmek için, onlara cevap verebilmek için öğreniyor. O yaşında bu adamcağız İngilizce öğreniyor, Fransızca öğreniyor kendi çabasıyla. Bunu ifade etmezsek olur. Bu çok önemli bilgiler bunlar. O kadar Talas'ımızın çok sevdiği, herkesin değer verdiği çok muhterem bir hoca efendi, hocamız. İnşallah dediğiniz olur. Esma Hanım, biz belediyeye o kadar çok sık gidiyoruz ki artık güvenlikçisinden tutun da yukarıya kadar herkeste telefonumuz var. Bir şey olduğu zaman arıyorlar. Yine de yani üçlü çete geldi diyorlar bize. Yapacak bir şey yok yani. Mücadelesiz olmuyor. Bir şeyleri zorlamayınca olmuyor. Yani bizim amacımız Talas'ın kalkınması, Talas'ın daha iyi tanınması. Bunun için de işte belediyeli birlikte çalışmak gerekiyorsa biz belediyeli birlikte çalışırız, kaymakamlıkla birlikte, işte özel işletmelerle. Biz yani orada bir bütünlük sağlamak istiyoruz. Yani bizim için orada insanların görüşü veya nereden geldiği, ne yaptığı, hangi statüde olduğu çok önemli değil. Bizim için hani Talas için kim çalışıyorsa biz onunla beraberiz. Evet. Ama hani yaptığınız şeyler de hafife alınacak şeyler değil şimdi şu anda. Yani teşekkür ederim. Yani gelecek nesillere çok güzel ve imzalar bunlar. Sağ olun. Evde oturup da değil mi yani böyle. Evet. Bu sene inşallah... Bayanların başarısı çok güzel. Çok güzel. Derneğimizdeki erkeklerin de şimdi gayretlerini biz burada yatsınmayalım. Göz ardı edemeyiz. Hemen söyleyeyim. Sevgili Hüseyin her zaman kamerayla, fotoğrafla, bir de işte bu bilgisayarda neler yapılacaksa onlarla şey yapıyor. Mustafa Özgür Yücel var. O yine, ona da buradan çok teşekkür edelim. Yani o kadar yoğun çalışmalarının ve aile işlerinin içinde... O da yine bizim fotoğraflarımıza, işte belgeleri, bilgileri bir yerlere koşturulacaksa, şey yapacaksa yani gayret ediyorlar. Ama işte gene de kimler kesin parantez içinde kadınların öne çıkması çok güzel. Tabii çok güzel. Yani yanlış anlamayın yok. Gerçekten ben kadınların bir şeyleri başarması, bir şeyleri imza atması, ön ayak olması çok güzel bir şey. Esma Hanım, bence bir sonraki programınıza kesinlikle kooperatif başkanı Feride Bilgin'i de almanız lazım. Madem kadınların başarısından bahsediyorsunuz, o zaman onu almanız gerekiyor. Mutlaka alalım. Kesinlikle alalım. Haftaya Ulus abi var.
Atkı'ya Hulusi Ateş ağabeyimiz yani, var. Sazlı sözlü. Onun sözünü aldım. İnşallah. Atkı'ya Hulusi Ateş. Biz de evde izleriz. İnşallah. Hulusi Bey'le biz de bir program yapmayı düşünüyoruz. O çekim. Çekim eşin, değil mi? Evet. Talas'ın yetiştirdiği şahsiyetleri onu da orada görmek istiyoruz. Çok güzel olur. İşte, Hulusi abi de bilgiler çok. Evet. Değil mi? Ve buradan da Talaslılara duyuralım. Yakınlarında 60 yaş üzeri yaşlı kimler varsa bizimle irtibata geçerlerse ondan da istifade etmek isteriz. Çünkü bizim amacımız Talas'ın geçmişini gün yüzüne evet. çıkarmak. Evet, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Son eklemek istediğiniz neler var? Vallahi bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biz bu sene dediğimiz gibi yani konuştuğumuz birçok bir şeyler sadece 2021'e sınırlı değil yani. Daha sonraki yıllarda gerçekleşebilecek şeyler de var ama 2021'de inşallah yemek kitabı ve şu gezi rotalarını yani Talas'taki yürüyüş rotalarını yayınlamak istiyoruz. Muhtemelen rotaları herhalde Nisan gibi çıkarabiliriz. Ondan sonra bu rotaları da işte Kayseri'deki otelleri dağıtmak istiyoruz. Turizm Derneği'nden görüşüp bunları nasıl dağıtabiliriz onu da konuşacağız. Çünkü bu sene turizm fuarı da olmayacak maalesef pandemiden dolayı İstanbul'daki. Bize ulaşmak isteyenler olursa Facebook veya Instagram sayfasından da bize ulaşabilirler. Talas'la ilgili bir soruları varsa. Özellikle mesela üniversite talebeleri bize çok şey yapıyorlar. Mimarlıktan olan öğrenciler. Ama diğer konularda da bize ulaşmak isteyenler varsa derneğimizin sayfasından bize ulaşabilir. Sizlerin Talas'la ilgili bir projeniz olursa biz her zaman paydaş olmak tabii isteriz. De. Benim söylemek istediklerim teşekkür bu. Teşekkür ederim. Başkanımıza söz verelim. Ben de bizi buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak çok güzeldi gerçekten. Biz de sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bir de bizim burada bahsedemediğimiz, her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan yemeği etkinliğimiz var. O ne var. Güzeldi. Biz o Harman Mahallesi'nin meydanında evet, masalar inşallah kuruluyor. İnşallah geçen yıl yapamadık, çok üzüldük. Bu yıl bu yıl yaparsanız ben de oradayım inşallah. İnşallah bekleriz. Pandemi olmaz, atlatırız. İnşallah. Biz orada 1000 kişi kadar halka açık yemek veriyoruz. İlk yıl kendimiz pişirdik. Daha sonra yardım alaraktan organize ediyoruz. İnşallah bu yıl yapma şansını Rabbim bize i̇nşallah, verir. İnşallah. Bizim için çok güzel oluyordu. Her muhteşem oluyor. Orada muhteşem. Çok güzel. Görmeyenler, uzun zamandır görmeyenler orada birini görüyor. Sohbet etme imkanı oluyor. Kaynaşma. Biz çok zevk şey. Alıyoruz. Çok güzel. Evet Ali Bey, çok teşekkür ederim. Benim de bir dileğim var. Tabii ki de. Derneğimizin projeler arasında vardı. Galiba bu proje olur da almıştı. Benim bir tek dileğim var. O Tol Kilise'de bir akşam veya bir gündüz hangi saatte olursa Semra Soyata'dan evet, Gezi Bağları'nı dinlemek. Evet. Bu da hayal. Ben Semra Hanım'a bu konuyu da yazdım. Biz özellikle bu yılki Atatürk'ün Kayseri'ye geliş etkinliğinde biliyorsunuz size de bahsetmiştim. Başkanımızla da görüştük. Bunu yapmayı hedefliyor idik ama biliyorsunuz hastalık, bir araya gelmek mümkün olmadığı için bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Size de sözümüzü yerine getiririz. İnşallah. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yüreğinize sağlık. Vallahi çok güzel bir programdı. İnşallah izleyenlerimiz de mutlu olmuşlardır. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu Şehrin Işıkları programımızın daha sonuna geldik. Konuklarımız Necda Hanım'a ve Şafak Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi aynı saatte yeni konuklarımızla sizlerleyiz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.